Biz yaptık oldu. Çok da güzel oldu. Salonlar lebalep doldu. Maske, mesafe, hijyen mi? Biraz yalan oldu. Vakalar artmış biraz. Olur o kadar, önümüz yaz. Gövde göstermekse bize farz. Konuşuyorlar ama bize sivrisinek saz. Kameraman yatay çekmiş. Salonda kalabalık çıkmış. Maske, mesafe, kongre olmasa iyi ama olmuş. Biz yaptık oldu. Çok da güzel oldu. Salonlar lebalep doldu. Maske, mesafe, hijyen yalan oldu. Sevgili seyirciler, Kongren isimli gündeme dair şiirle başlamak istedim bu haftaki haha. Üçüncü sezon ikinci programdan herkese merhaba. Programda değişiklikler var. Biliyorsunuz ha haber bülteni olmaktan çıktı, ha televizyon oldu. Bugün içerisinde, bugünkü programda çok güzel bölümler var. Yeni programlarımız var ha TV'nin içerisinde. Burcu Yükselen'le Yükselen Show mesela. Ekonomi yorumlarını bildiğiniz Zarife teyzemizden bir röportaj daha gelecek ekranlarınıza. İsviçre'deki muhabirden haber alacağız haber bülteni içerisinde. Ve bir belgeselimiz Primat Plus'ta bugün ilk bölümüyle karşınızda olacak. Ama şiirle başladığımız gündeme biraz da artık müzikalite katarak, coşku katarak başlayacağız, yapacağız haberlerimizi. Ver reji coşkuyu, ver müziği. Ranga, ranga, baba, zunga, ranga, ranga, baba, zunga. Senin adın Zamit Lafka, senin adın Zamit Lafka. Görüyor musunuz sevgili seyirciler, nereye doğru gidiyoruz? Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ve günde 40 bin vakayı aşmış olan korona vakaları. Ama öyle miydi? Değildi. Korona alacağımız önlemlerden daha güçlü değildi. Ama o önlemlere uymadınız. Uymadınız. Size diyorum sevgili seyirciler. Siz uymadınız. Gittiniz. Televizyonda gösterdiler, gördüm. Jandarma çok yerinde ve zamanında müdahalede bulundu. Yaşlı bir teyze yaşına başına bakmadan dağ başında, dağda bayırda koyunları güderken, sokağa çıkma yasağının olduğu bir pazar günü dağın bayırında maskesiz geziyordu. Böyle bu salgın biter mi? Bitmez. Peki başka ne oldu? Bir kadıncağız saçını önce gitmiş maviye boyatmış. Koronada saç maviye boyatılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra metrodan çıkmış ve maskesini düzeltmiş. Ceza yedi tabii ki, ama hangi birine ceza keseceksin? Başka birisi, babası, başka bir çocuk, babası bankadan para çekerken dışarıda bekliyor. Bakın, babanız bankadan para çekerken dışarıda beklerseniz bu salgın bitmez. Dükkanınızı mı kapattınız esnaf olarak? Taş mı yiyeceksiniz bilmiyorum. Ama bir şekilde bu salgın yeniden coştu. Vakalar arttı. Vakalar arttıkça ver rejimi müziği daha. Biz... 'Cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, tamina, mina, sakalewa. This time for... Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bu hafta korona Türkiye'de depara kalktı. Sadece korona depara kalkmadı. Dolar da depara kalktı bu hafta. Neden? Neymiş efendim? Merkez Bankası Başkanı görevden alınmış. E alınır. Siz niye alınıyorsunuz? Siz niye yükseliyorsunuz? Size ne oluyor? Bunlar var. Bunların dışında daha birçok haberimiz var. Ve haftalık ana haberin 3. sezonu 2. bölümü haber bülteniyle başlıyor. Evet, Naci Ağbal Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak birkaç ay önce göreve başlamıştı. 2 hafta önce bizim ilk programımızın, 3. sezon ilk programın yayınlandığı Cuma gününün gecesinde görevden alındı. Bu gidişle zannedersem her nefs Merkez Bankası Başkanlığını ve görevden alınmayı tadacak. O görevden alındıktan sonra da
dolarda bir hareketlenme oldu. Görev başındayken 7.20 olan dolar bir anda 8.40'a çıktı. Evet, onun görüntüleri de var. Bu şekilde mi bırakılacaktı? Hayır. Merkez Bankası dolara sert bir müdahalede bulundu. Evet, bu değil, öbür resim. Merkez Bankası dolara Yiğit Bulut'la müdahalede bulundu. Çok fazla zannedersem döviz rezervi yok, dolar satarak değil ama dolarla ilgili öngörüleri ile Türkiye'de ve dünyada nam salmış olan Yiğit Bulut'u piyasaya sürdü. Her haber kanalında konuşan Yiğit Bulut, ki fotoğrafta 2 lirayken dolar Yiğit Bulut'u ve 8 lira olunca Yiğit Bulut'u görüyorsunuz. Yani bu bir nevi şeklen de anlatılmış oluyor şekil 1'de olduğu gibi. Doların hacmindeki bu artışın geçici olduğunu, doların aşağı ineceğini söyledi ve daha önce de demişti ki 3 lirayı geçerse gelin benim yüzüme söyleyin bunu. Onu hatırlatmadı gazeteciler ama dolar gördüğünüz gibi arttı. Zamanında müdahale sayesinde tekrar düştü. Ama geçen hafta da bu sefer Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı. Yine kıpırdandı. Artık ben takip etmiyorum. Çıkacağı varsa ineceği de vardır diyorum. İkinci habere geçiyorum. Sevgili seyirciler, işte baştaki şiirin de konusu olan kongrelerle ilgili. Pandemi koşulları altında yapılmış olan il, ilçe ve büyük kongre ile birlikte ülkemiz kırmızı bir hal aldı. Ama sanki bu kongrelerle bunlar arasında bir bağlantı varmış gibi bir algı yapılmak isteniyor. Biz bununla ilgili programcımız Doktor Reno Salatalık Sütü'ne sorduk. Dedik ki Sayın Reno, kongreleri bu şekilde yapmak dedik. Pandemide maskeye, mesafeye uymamak vesaire. Yani bir etkisi olur mu, olumsuz etkisi olur mu dedik. Soruyu uzun tuttuk, böyle sorduk. O da dedi ki olmaz. Biz de tabii ki verilen cevaba saygıyla kabul edip geri döndük. Bunun da sağlamasını yapmış olduk. Bunlarla bir ilgisi yok. Bu otobüslerle de gitmeyle bir ilgisi yok. Ama kongre resimlerini verelim. Bir de benim canım çekti bir klasik müzik, bir Verdi verelim. Verdi'yi ver, ver Verdi'yi, ver Verdi'yi. Ver Verdi'yi, veriyoruz Verdi'yi. Bak ne diyorum, oradaki operacı birazdan girecek şarkıya. Girince bana işaret verin, girdi diye. Sallardo sabine, maske mesafe, hani nerede? Yatay çekim bu, maske... Neyse yükselmeyeyim daha fazla. Diyaframıma da yüklenmemek lazım. Verdiği bu kadar, verdiğimiz yeter. Sevgili seyirciler, bilim de diyor ki bunlarla onun bir alakası yok. Belki alakası varsa da sadece bunların yatay çekilmiş olmasıyla bir ilgisi var. Eğer kameramanlar yatay çekim yapmasaydı yine pandemide herhangi bir artış olmazdı. Kanaatimiz bu. Üçüncü haber. Bu habere çok güldüm. Haber şöyle, yani uydurma bir haber değil. Hakikaten haber sitelerinde gördüm. Grip virüsü sevgili seyirciler, korona virüsüne karşı mücadele ediyormuş. Yani yıllardır hasta yatak döşek bizi yere seren grip virüsü kötü gün dostuymuş. Dinsizin hakkından imansız geliyormuş sevgili seyirciler. Çivi çiviyi söküyormuş işte. Koronaya karşı grip olursanız bir nebze olsun şansınızı arttırıyorsunuz koronaya karşı mücadelede. Haberler devam ediyor. Zamanında yediğin hurmalar, şimdi yavrum tırmalar. Bir aslan gibi kükrüyordun, şimdi ne oldu sana? Dar geldi sana Ankara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da, vur vur rakı bir aşağı bak. Dar geldi sana Ankara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da, vur vur rakı bir aşağı bak.
Müzik zamanında yediğin hurmalar şimdi yavrum tırmalar. Bir aslan gibi kükrüyordum şimdi ne o? Bakalım ne var? Bir gece ansızın çıkabiliriz dedik ve çıktık. Ya da çıktığımız söylendi. Resmi gazetede yayınlandı. Bazıları diyor ki öyle çıktım demekle çıkılmaz. Uluslararası sözleşmelerden ancak kanunla girilir, çıkılır. Kararnameyle olmaz diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Ne diyelim? Kadınlarla ilgili ve diğer bölümle ilgili İstanbul Sözleşmesi, Türkiye bu sözleşme, adı bile İstanbul Sözleşmesi olan, İstanbul'da yapılan bu sözleşmeden ilk imzalayan ülke oldu ve ilk çıkan ülke olduğunu söyledi. Ve bu çıkışın sonrasında maalesef Türkiye'de bazı diyeceğim kelimeden dolayı kusura bakmayın hanzolar, aa sözleşmeden mi çıktık? O zaman kadına karşı şiddette serbest kaldı gibi düşünüp bu haberlerin yayınlanmasından sonra maalesef şiddet dozunu arttırdılar. Bunu kabul etmek, bunu kabullenmek mümkün değil sevgili seyirciler. Ve bu olay da bir şeyi daha gösterdi bize. Kimler kimlerle, kimler kimlerle dedirtti. Düşünebiliyor musunuz? Tarikat şeyhleriyle Sayın Doğu Perinçek aynı safta buluştu. Aynı tür başlıkları attı. İşte anlaşılabilir bir şey değil ve kadınlar daha son sözünü söylemedi. Kadınlar da diyorlar ki biz bitti demeden, biz çıktı demeden bu sözleşmeden çıkılmaz. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı ve dedi ki bundan sonra aşı olmak için randevu alan ve sağlık kurumuna gidenler isterlerse Sinovac aşısını, isterlerse BioNTech aşısını olabilecekler. İşte 4,5 milyon ondan geldi, 100 milyon öbüründen geliyor dedi. İçimiz su serpildi ama eş zamanlı olarak birçok kişi de aşı randevusu olduğu halde sağlık kuruluşuna gittiklerinde aşı olmadığını, kendilerine söylendiğini ifade ettiler. Şimdi aşı var mı? Yok mu? Yani aşıyı bulduk mu? Aşıyı bulduk da Sinovac'lısını mı yoksa BioNTech'lisini mi tercih edeceğiz? Öyle bir tercih imkanımız mı var? Aşılamada ne aşamadayız? Hani Nisan'da bitecekti Nisan'a kalmadan? Şimdi Haziran deniyor. Bunda da hedefi inşallah 2023'e taşımayız. Çok kritik bir konu, toplum sağlığını ilgilendiriyor. Hele ki, hele ki dünyada ikinci, Avrupa'da birinci olmuşken vaka sayısında. Sorumsuzlukla bunlara neden olmuşken. Sevgili seyirciler, iki size güzel haberim var, iki zam haberim var. Birisi motorine, birisi de doğalgaza. Doğalgaza bilmem kaç yüz milyar metreküp Karadeniz'de doğalgaz rezervini biz bulduktan sonra sanırım bu dördüncü veya beşinci zam oldu. Motorine de bu şekilde zam geldi. Hazır müziği elimizdeymişken bir zangaringa, rangaringa bir daha verelim bu haberlerin üstüne. Evet, zamlar. Ranga, ranga, baba, zunga, ranga, ranga, baba, zunga, senin adın Zami Lavka, senin adın Zami Lavka. Haftalık ana haber devam ediyor. Bu haberimizde Elon Musk'la ilgili son dakika haberi. Elon Musk kafayı sıyırmış sevgili seyirciler. Son dakika haberi olarak ben size bu yorum olarak söylüyorum. Neden derseniz geçen hafta Elon Musk toplantılara bundan sonra ışınlanarak gideceğiz diye bir açıklamada bulunmuştu. Bu hafta ise uzayda astronotlar bundan sonra kafalarını dışarı çıkarabilecekler diye bir açıklamada bulundu. Ve burada da görselini görüyorsunuz. Elon Musk diyor ki astronotlar uzaya çıktıklarında kafalarını dışarı çıkarabilecekler. Ben çok bağlantı kuramadım.
O yüzden de size bu haberi astronotlar bundan sonra uzayda kafasını dışarı çıkarabilecek diye vermek yerine Elon Musk sanırım korkarım kafayı sıyırmış diye verme gereği duydum. Arkamda görmüş olduğunuz kadın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen sevgili seyirciler. Yellen Amerika'da hazineden sorumlu bir bakan ve doların değeri artışı, uluslararası piyasalar vesaire Yellen'e bakıyor. Yani Amerika Yellen'se Türkiye'de dolar yükseliyor. Yani sadece bizdeki koşullar değil demek ki Amerika'nın yellenmesinin de dolar artışında veya piyasaların karışmasında sanırım etkisi var. Sevgili seyirciler, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu insan hakları eylem planı açıklandığında bu bizi yıldızlara, uzaya da değil yıldızlara taşıyacak olan bir eylem planı demişti. Çok umutlu olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların hemen arkasından Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler atanan rektörü protesto aşamalarında görselleri izliyorsunuz. Birkaç tane de bizde var. Dün akşam da yine öğrencilere yönelik eylem yapan öğrencilere, protesto eden öğrencilere yönelik çok sert müdahalede bulundu güvenlik güçleri. Buna gerek var mı? İnsan hakları eylem planı açıklandıktan sonra bu tür manzaralar bu planın samimiyetini ne kadar bize ve dünyaya inandırabilir ve acaba Sayın Feyzoğlu hala yıldızlara, uzaya bizi bu projenin, planların götüreceğini düşünüyor mu? Merak ettiklerimizi de sormuş olalım. Ancak Türkiye'de olur denilen bir haber. Bu tür haberleri seviyoruz çünkü bu tür haberler sadece Türkiye'de oluyor. Efendim Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Figen Kıraç arazisinde otlanırken düzenlenen bir operasyonla 100 kadar koyun gözaltına alınmış. Bunlardan 35'i serbest bırakılmış. 65'inin akıbeti henüz bilinmiyor. Gözaltı süresi ek talep mi alındı, uzatıldı mı onu bilmiyorum. Ama koyun da olsanız sadece önünüzdeki ota da baksanız bir şekilde gözaltına alınabiliyorsunuz. Bu tür şeyler Türkiye'de oluyor. Bu hafta haftalık ana haber de burada bitiyor ama bitmeden önce bir İsviçre'ye bağlanacağız. İsviçre'ye de bağlanalım. İsviçre'de bir muhabirimiz vardı. Sayın Sirayettin Tipsoy. İsviçre'den bildiriyor. Bakalım İsviçre'deki son gelişmeler, Davos süreci ve diğer şeyler nelermiş onu izleyip programın geri kalan yayın akışını sizlere aktaracağım. Sizlere İsviçre'nin alplerinden sesleniyorum. Ben Sirayettin Tipsoy. Sirayettin Tipsoy ile Muhabirden Köşesi'ne hoş geldiniz. Alp Ağoğlu ve Alp Torik isimli iki arkadaşın işlettiği Alpler Kafe'nin yanındayız. Reklam olmasın diye kafeyi göstermiyoruz. Kötü espri olmasın diye İsviçre'nin alplerini de göstermiyoruz. Karlıdağ ve mor inekleri ise telif yememek için gösteremiyoruz. İsviçre deyince akla Heidi gelir. Heidi diye yazılır, Heidi diye okunur. Heidi ne duruyorsunuz derseniz haklısınız. İsviçre'de hava soğuk, -10 derece. Ama nem az, yüksek tepelere kayak tesisi kurmuşlar. İsviçre'nin milli sporu kaymak. Neden buradayız? Elbette haber peşindeyiz. Bu sene Davos sönük geçti. Ne zaman ki daha da Davos'a gelmem dedik, o zamandan bu yana Davos'un tadı kaçtı. Nerede o eski Davos'lar diyen İsviçre yerlilerini gördük. İş dünyası burada. Dünyanın en zenginleri ve güçlüleri burada. Burada kayıyorlar. Onlar da kaymak için dünyanın gözünün üstünde olduğu İsviçre'ye geldiler. İsviçre'yi seçtiler. Diğer bir geliş sebebimiz de İsviçreli bilim adamları. Bugünkü haberine göre İsviçreli bilim adamları diş fırçasının zigzag olup olmamasının bir öneminin olmadığını açıkladılar. Yani açısı falan önemli değil. Önemli olan işlevi. Bir başka bir şey de bilim adamlarının son buluşu
yanlarım ağrıyor kelimesinin yanlarının böbrek olduğunu, bu konuda bir uzlaşı içinde olduklarını açıkladılar. Tıracaklarımız şimdilik bu kadar. Alplerden herkese selamlar. Sirayettin'e teşekkür ediyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden bize haberler aktarmaya devam edecek. Evet, haftalık ana haberin haber bölümü burada bitti sevgili seyirciler. Ama programımız bitmedi. Daha çok bölümler var. Neler olacak, neler izleyeceksiniz? Az sonra ekonomiyle ilgili yorumlarını bildiğiniz Zarife Göreli'li, ki Einstein'la birlikte aynı köyden olduğunu söylemişti kendisi. Onun ekonomiyle ilgili vatandaşların sorusuna verdiği cevapları izleyeceksiniz. Arkasından bir belgeselimiz var. Primat Plus'ın birinci bölümünü izleyeceksiniz. Ve programımız yeni programıyla Burcu Yükselen'le Yükselen Show'la sona erecek. Önümüzdeki haftada sizlerle birlikte yine haberler, özgün içerikler, programlarla birlikte olacağız. Haftalık ana haber devam ediyor. Arkadaşlar hoş geldiniz yavrularım benim. Ali Rıza Bey amcam, Mehmet Efendi, Hanife abla. Hadi bakalım ekran başına, hadi bakalım şimdi aile bütçemizi, ekonomiyi benden dinleyeceksiniz. Hep ekonomistlerden dinlediniz çünkü. Hep o tipsiz tipsiz kadınlardan, erkeklerden dinlediniz. Meymenizsiz, yok dolar şöyle olmuş, yok böyle olmuş, bir sürü dinlediniz. Neyse, şimdi bana gelen sorulara geçiyorum. Hatice yazmış. Zarife abla, hayat pahalılığına ne diyorsun? Yavrum, hayat pahalı değil, belki de biz fakiriz. Yani bir de böyle düşün, tamam mı? Bunların hepsi neden oluyor? Gelir yetmezliğinden oluyor. Şimdi sorulara devam ediyoruz. İkinci sorum. Kutay Aytutan, Bitcoin sormuş bana. Alalım mı Zarife abla diye. Yavrum, Bitcoin alacaksan akşama doğru al, akşama doğru ucuzluyor. Tamam mı yavrum? Bir de Elon Musk kadar paran yoksa, paran değil, alma. Muhittin yazmış. Asgari ücrete nasıl geçineyim diyor. Muhittin, nasıl geçeceksin? Bana mı soruyorsun kardeşim? Sen hiç Bear Grylls izlemedin mi? Bear Grylls'te adam geliyor doğada kurbağayı alıyor, kalk diye koparıyor, yiyor. Zor hayat şartlarında ayakta kalıyor yavrum. Senin neyin eksik? Sen asgari ücretle yaşıyorsun lan. Sıpa, sen de yaparsın. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Alttetik, ne lan bu? Alttekin sentetikmiş, pardon. Zarife abla diyor, resesyon nedir diyor, resesyon, resesyon. Ben de ona şunu diyorum. Resesyon, şaha kalkmış ekonominin mola yerinde az çay, bir de kurabiyeyle soğuklanmasıdır yavrum. Ablasının kuzusu. Hararet, harareti alıyor. Harareti resesyon, biliyor musun sen? Allah stagflasyonla imtihan etmesin yavrum senin yavrum. Anladın? Kapış. Tamam. Resesyondur, geçer. Diğer soruya geçiyorum. Hulusi kızım altın fiyatları ne alacak diye sormuş. Aslında gündemimiz o değil. Ama neyse. Ne yapacaksın kız altını? Ne yapacaksın? Düğünler iptal olmuş. Çelik mi takacaksın lan? Başımıza bela mı olacaksın? Sonra biz de gideceğiz, çakacağız altın. Hulusi de takmış, biz de gidelim takalım. Yapmayın böyle şeyler. Zora koşmayın bizi. Zarife Göreli, yani sizin Kurtaş teyzenizle bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Allah hidayet erdirsin sizleri yavrum. Görüşmek üzere. Primat Plus. Bundan bahsettiğimde bazı arkadaşlarım stand-up yapma dediler Primat Plus'ı. Neden? Ayakta yapmak
prostatası kırılmış. Yani hem yanlış biliyor, hem de yanlış bildiği şeyi ambalajlayıp bana satmaya çalışıyor. Sanki ben ayaktayken konuşmayacağım da pissing yapacağım. Neyse, gördüğünüz gibi yani bende bir sıkıntı yok ama çevrem bayağı kötü bu durumda. Başka bir arkadaşım da çıktı, dedi ki ofansif mizah yapmalısın. Bak bak, ofansif mizah. Burası Kanada mı? Türkiye. Ofansif mizah yapayım da bundan sonra gösterileri Silivri F tipi kapalı kapılar arkasında show myself, kendi kendimsi olarak mı güleyim ağlanacak hallerime? Elbette mümkün değil. Burası Türkiye ve coğrafya kaderdir. Burada hep defansif mizah yapılır. Nasrettin Hoca Türk mizahının mesela en önemli mihenk taşlarından birisidir ve talihsizlik eseri Timur'un Anadolu'yu işgal ettiği bir dönemde yaşamış. Ne yapacaktı Nasrettin Hoca defansif mizah yapmayı? Ofansif mizah yaparak Timur'a sallayarak aksak Timur'un önünde sakata mı gelecekti bilir. Başka birisi de Primat Plus mı? Ya bırak abi bu işi ya. Oturduğun yerde dedi. Bu cümleyi burada çok sık duyarsınız. Çünkü Türkçedeki oturmak fiili, yani en önemli fiil. Oturalım iki dakika konuşalım ya. Her şeyin başında oturma var. Dolayısıyla bir yerden sonra ne oluyor? Oturmaya mı geldik deniyor ve oynamaya başlıyoruz. Helalli. Ya da otur otur nereye kadar? Otur otur buraya kadar. O yüzden Primat Plus'ı stand-up şeklinde değil, oturduğum yerden yapmaya karar verdim. Adına da sit-down comedy ismini. Neden böyle bir şey kullandık? Bunu da kendi kafamıza göre kullanmadım tabii. Bu karara vardıktan sonra Amerikan komedyenler, esnaf ve kanaatkarlar odasına başvurdum ve oradan Türkiye için sit-down comedy temsilciliğini aldım. Dolayısıyla bize otur oturduğun yerde diyenlere karşı da oturduğumuz yerden de komedi yaparız, gereğini yaparız dedik ve sit down komedi Primat Plus'ı yapmaya karar verdik. Malzemeleri sayıyorduk sit down komedi için, Primat Plus için bir orta boy komediye dönüştürdüm. Tamam, burası çok önemli, hatta çok önemli. Neden derseniz, orta boy olması şu noktada önemli. Uzun komedyen olur mu? Olur. Şişman komedyen olur mu? Olur. Kel kısa olur mu? Tıknaz olur mu? Hepsi olur. Ama bu kadrolar eğer bu özelliklere sahip birisi olsaydı ne olacaktı? O zaman atanamayan komedyen olacaktı. O yüzden medium'da. Şimdi medium olmak, ortalama olmak aslında iyi bir şey. Aradığınız her kıyafeti, her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu konuda aslında çok talihliyim. 42 numara ayakkabı giyiyorum, medium beden giyiniyorum. Her şeyle ortalama. Ne açıdan alırsan aç, hangi noktadan bakarsan bak, o Gauss eğrisinin tam ortasındaki adamım. Bu bir şans mı? Evet, şans. Daha fazla kişi izlerken empati kurabilir. Daha fazla kişi kendisinden bir şeyler bulup yakın hissedebilir. Çünkü en kalabalık yer biziz ama hiç azınlık değiliz. Stand-up komedi konusunda Amerika'da en başarılı stand-upçılar genelde ya Latinler ya zencilerden çıkıyor, göçmenlerden çıkıyor. Neden? Çünkü bir azınlık psikolojisi var. Kendiyle, yaşadıklarıyla, toplumla hesaplaşacak bir derdi var stand-upçının Amerika'daki. Ve o noktada olanlar daha başarılı oluyor. Bizde yok mu dert? Olmaz olur mu? Bizde de dert var ama yani sihirli formülüne bir derdin olması, bu derdinle barışık olmak ve bu derdinle yüzleşmek. Bu noktada kendimi şanssız buluyorum. Azınlık olmadığım için, birçok noktada hep o Gauss eğrisinin tepe noktasında olduğum için bunun sıkıntısını hep yaşadım. Ama bir formülü, altın bir formülü bulmuştum. O da şuydu: gizli solaklık. Evet. Gizli solaklık diye bir sorun var. O sorunların bir numaralı mağdurlarından birisi de benim. Nedir gizli solaklık? Toplum baskısıyla sol elini kullanmaktan
sahiline kullanmaya yönlendirilen ama aslında sol gözünü, sol elini ve sol tüksürlerini kullanan ama sağ eliyle kullanmaya mecbur kalan insanlar. Yani solaklar içinde sağlak, sağlaklar içinde solak kalan o azınlık, işte onların dramını insanlara anlatma noktasında bir ara aydınlandım. Çünkü ondan önce acaba benim derdim yok mu diyordum ki eğer kendinize bir gün benim derdim yok mu diye sorarken rastlarsanız emin olun demek ki ele alınacak ciddi bir derdiniz de yok demektir. Bir süre sonra bu gizli solaklığında çok da böyle aman aman bir dert olmadığının farkına vardım. Ondan sonra da neye karar verdim derseniz işte türümüzün temel sorunu olan bilinç kazanmış olan primat plusların temel sorunu. Hayatın amacı ölüm gibi noktalar. Bunların üzerine primat plus'ı yazdım ve sizlerle paylaşıyorum. Danışanlarım, ruh familyam, ruh taşlarım, tüm galaksi bilir. Ben Burcu Yükselen ve siz şu an Yükselen Show'dasınız. Hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. O bir mağdur, o bir kayınvalide, o Hatice Akçabük. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hatice teyze. Nasılsınız? Sağ ol kızım. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz vallahi. Sayenizde biz de şöyle bir negatif enerjimizi attık. Ama ben sizi dertli görüyorum. Öyleyim. Ne yapayım? Şimdi sizin derdinize, tasanıza bir çözüm bulacağız. Çünkü siz çok başarılı, çok güzel, çok tanınmış bir şifacının programına geldiniz şu anda Hatice teyzeciğim. Ama hiç üzülmeyin. Bu dertten müzdarip o kadar çok danışanım var ki biraz sonra yapacağımız uygulamalarla tamamen içinizdeki negatif enerjiyi evrenin derinliklerine bırakacaksınız. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Başlayalım mı? Buyurun. Evet, önce kendinizi anlatın lütfen Hatice teyzeciğim. Vallahi ben Hatice işte, benim bir oğlum var. Evet. Oğlum ben istediğim kişilerle evlenmedi, gitti bir tane... Yelloz'um benimle var. Aa! O Yelloz beni ayırdı oğlumdan, kuzumdan, yakınalı yavrumdan ayrıldı. Ben ondan ayrıldım. Ben bıktım o gelin kızdan. O gelin kızdan kurtar beni. Ben bıktım onu. Bir sakin lütfen. Sevgili danışanlarım, bu gelin kaynana hikayeleri bitmez. Mağduriyetler bitmez. Ama biz niye buradayız? Söyleyin biz niye buradayız? Kozmos'daki enerjiyi alıp sevgi enerjisine dönüştürerek etrafımızda yaşam alanlarımıza dağıtarak problemleri çözmek, negatif enerjileri yok etmek için buradayız. İnşallah. Başlayalım. Hatice teyze oğlunu anlat bize. Oğlum çok iyi bir çocuk. Nasıl? Herkes de sevilirdi. Her yerde. Bunlar onun fotoğrafları. Evet. Bak nerelerden okuyorum bak. Bak evet, burada, bak. Kamera gör bütün fotoğrafı. Bütün güzel kızlar peşinden koşturuyordu. Ay hakikaten. Ama gitti bir Yelnoz alamadı. Başka kimse alamadı. Gitti ona var. O Yelnoz aklını çeldi kızım orada. Görebilir miyiz bak, kamera? Bak burada konserlere giderdi. Sosyal aktiviteleri vardı. Evet. Gezmediği yerler yoktu. Amerika'da her yer vardı ama bak köpekçikleri vardı. Bak ne kadar senin köpekleri görüyor musun? Evet, ismi ne oğlunuzun? Oğlum. Selahattin demiştiniz galiba. Evet Selahattin. Selahattin hayvansever biri. Evet. Her şeyi vardı ama ne oldu? Gitti ona. Bak arkadaşlarıyla hep birlikte geziyorlar, tozuyordu. Kapattı oğlumu. Oğlum evine kapattı. Evet, çok yanlıyor. Bak çok fazla fotoğraf. Şimdi. Her şey vardı. Sadece çocuğumun fotoğrafları kaldı. Başka bir şey kalmadı. Kendisini göremiyor. Teyzeciğim. Göster diyor bana.
Hatice teyzeciğim. O kız, o gelin kız. Bir sakin olalım. Bak bir sakin alalım. Kurtar beni. Kurtar beni. Hiç merak etme. Ne istiyorsan benim. Sizler de bu özel ana şahit olacaksınız. Ben sordum seni. Sen bu konuda çok uzmanmışsın. Evet bak ben sana göstereyim. Neler var? Görüyorum. Şimdi göreceksin. Bak. Eğitimin var mısın? Bak Hatice teyze. London Academy. Kaç tane? Kaç tane? Department. Bak Soğuk Akademi. National Geographic. Görüyor musun? Hepsi sen, ama hepsi. Sofia National bunların hepsi seni kurtaracak. Hiç merak etme doğru adrestesin. Hatice teyzeciğim önce şöyle başlayalım. Her şey affetmekle başlar. Affedeceğim. Hayır affetmeyeceğim ben. Ben affetmeyeceğim. Bir onu saniye. Onu neyle affedeceğim ben? Bir onu saniye. Onu oğlumla ilgili. Hayır yanlış anladın. Hayır. Şimdi sen şifa almak affetmeyeceğim. Için. Bir saniye. Bir saniye. Boyun devleseceğim. Lütfen rica ediyorum. Sen şifa almak için buradasın. Şu anda biz seninle süper enerjilerini çalıştıracağız. Kozmos'da var olan o güzel sevgiyi, affetme enerjisini, ışık enerjisini ben sizlerin ışık elçinizde alacağım, vereceğim. Alacağım, vereceğim. Ben ne alacağım? Alma verme dengesini sağlarken şifayı dağıtacağız. Kolektiften geleni kolektife vereceğiz. Ve beni dinle şimdi. Bir uygulama yapacağız seninle. Lütfen beni birebir, siz danışanlarım sizler de lütfen aynen bizlerle bu uygulamayı yapın. Bundan sonra, bu uygulamadan sonra bir rahatlama, bir huzur, bir affetme, bir kendine dönme, merkezinizde kendinizi bulmayı göreceksiniz. Ve bir daha asla kimse size negatif enerji veremeyecek. Tüm blokajlarınızı kaldıracağız. Tamam mı? Başlayalım mı? Hazır mısınız? Kurtaracağım seni bunu. Kesinlikle. Bu elinden kurtaracağım mı? Kesinlikle. Oğlum gel alacağım mı? Aynen. O zaman tamam yapayım. Senin ne istiyorsan yapayım ben. Sen ne istiyorsan yapayım. Bir saniye Hatice teyzeciğim. Önce şunu sormak istiyorum. Uygulamaya geçmeden önce aslında biz ekipçe sana bir sürpriz yapmak istedik. Ne gibi? Senin astroloji cetvelindeki doğum haritanını çıkardık. Bakalım önce istersen buradan gidelim. Olur bakalım. Ne, nasıl ne yazmış orada? Sonra uygulamamızı yapalım. Görün benim şimdi ne sen yapayım. Hangi gün doğdun? Söyle bana. Ben Mayıs'ta doğdum. Evet, sen bir boğa burcusun. Evet. Ay burcun aslan, doğru mudur? Doğru. Yükselenin de mi aslan? Evet. Aa çok güzel. Senin koçun, Merkür enerjisi çalışıyor. Bizim koçlar var bizim şeyden mi? Aynen, bak bu da onu anlatıyor. Şimdi Hatice teyze aslında bu Nisan ayı gelirken ayın yıldızlarla olan etkisinden bir yengeç etkisiyle duygusallaşmış sevgili dinleyenlerim, sevgili paylaşımcılarım. Hatice teyzedeki bu hassasiyet yengeç enerjisini bir miktar baskılayacağız ve onun özüne dengede olana gelmesini sağlayacağız. Yani alacağız hassasiyeti, alınganlıkları ve çok güzel bir çerçeveden görmesini sağlayacağız. Hatice teyze bu astroloji kayıta diyor ki, benimle tanıştığın anda, bak ben buradayım, boğa burcu, yükselenim akrep, benimle tanıştığın andan itibaren hayatın değişecek. İşte burada. Burada her şey. Bunu başlayalım mı? Hepsi onda mı yazıyor? Evet, hepsi burada yazıyor. Bana güvenebilirsin. Şimdi sen sağ elimi kullanıyorsun, sol elini mi? Sağ elimi kullanıyorum. Sağ elini kaldır lütfen. Sevgili takipçilerim, sizler de bizlerle birlikte bu uygulamayı yapın. Olur mu? Sağ elinizi kaldırın. Derin bir nefes alın. Hatice teyze, derin bir nefes al. Al. Evet, evrendeki enerjiyi avcunun içinde hisset. Hafif gözlerini kapat, burada bir hareketlenme seziceksin. Görüyor musun, hissedebiliyor musun? Bir hareketlenme, parmak uçlarında bir yanma hissedeceksin, alıyor musun? Şimdi gözlerin kapalıyken tekrar edeceğim. Ben evrenin enerjisiyle... Gezdiriyorum. Kalp seviyesinde ve karşılığını yükseliyorsun. Bir zaman kendi için
her şey. Gönder. Bize gelini göndersen çok daha iyi. Ne olacak? O ah o gelin maya gelin. Oğlumu göstermiyor bana. Torun? Ne torunu gördüm mü ben oğlumu göremiyorum. Torunu nasıl göreyim? Aa çok vermiyor kötü. Hiçbirini göstermiyor. Danışanlarıma seslenmek kapattı, istiyorum. Eve kapattı. İnanın. Büyü yaptı bence. Bence büyü biz yaptı. Biz böyle şeyleri ağzımıza almıyoruz Hatice teyzeciğim. Biz böyle şeyleri almıyoruz. Diyoruz ki blokaj. Yok beş ayaklılar, üç bacaklılar bizde yok. Bak, sadece yavrum fotoğraflarda kaldı sadece. Yavrum koklarım fotoğrafta kokuyor. Çocuğuma dokunamıyor bak. Beni de ağlatacaksın. Ne olur üzme. Ne olur üzme kendini lütfen. Bak hiç sen değilsin. Yüzyıllardır. Kendisi bu... birazcık esme ama... Akçayız biz, akça. Bana göre akça bakçaydı o. Gaga bile yavrusunu balım akçam diyesem. Kuzum pamom, diyor. Pamom diyesem. Pamom da benim. Pamom mu? Pamomdu. Ama maalesef. Maalesef. Ah, oğlumu göremiyor bak. Göstermiyor bana. Nezih versin. Göstermiyor bana. Benim peki, oğlum nerede? Nasıl oldu yani İyi apartmanda? İyi mi bilmiyorum. Aranızı mı bozdu? Kâla sıcak eli. Aranızı mı bozdum? Mahvetti beni, mahvetti. Bu reklamdan anlamıyor. Ben bunları aslında internet kafeden topladım. Müzik diyorum anlamıyor. Bilmiyorum ben oğlum ne der başka bir şey der bilmiyorum. Biliyorum çok bir dert, bir derdim var oğlum. Bırak şunları. Torunlara bu oğlumu göremiyorum. Elini ver bana. Bırak sakin ol. O güzel günler yaklaşacak. Şimdi bu kutu öleceğim ben. O günler çok yaklaşacak. O güzel bir sevgiyle bu evrende sevgili çok insan var ve inan bana sevgiler iyileşeceksin. Yavrum benim kızım, ben benim oğlumu göre göstermiyor bana, oğlumu göstermiyor bana. Ama inan bana, seni biraz daha vermiş, yakıp bir daha çalış. Oğlum, lütfen artık kendini üzme, mahvettin sen kendini. Kokusuna hasret kaldım. Yüzümü görmeye baktık. Bak sana demeyeceğim. İnan geçecek. İnan geçecek. Bütün bunlar unutulacak. Geçecek. Al sesi. Al sesi be. Geçtiniz zaten. Kes. Kes sesi. Şimdi Hatice teyzeciğim bak ben seni. Bu zaten çok bilinen bir dert. İstersen kaynanaları destekleme derneğine üye yapayım. O ne ki? Şöyle anlatayım, inan bana o kadar çok insan bu konuda üzgün, mağdur ki. Biz bunların hepsi de... gelinlerinden mi çekiyorlar? Aynen. Öyle fena gelinler var ki. İnanır mısın apartman komşusuna düşman ediyor. Ne? Bırak benim oğlumu göstermiyor bana. Çocuğunla anası arasına giriyor. Torununa göstermiyor. Görmüyorum zaten. Hatice teyze. Bak bu dernek. Bütün bu insanlara şifa olacağın, senin de şifa bulabileceğin bir yer. Küçük bir aidat alıyoruz. Küçük ben, ama değil mi? Tabii. Küçükse ay bir tamam. Dakika dur şunu ben formu da... Kızım nerede o sarı kafa? Sarı kafa bir çay getir yavrum hadi. Hadi bir çay getir. Ben bunu doldururken sen de çayını yudumlarsın olur mu? Bak yazıyorum. Hayır, teşekkür ederim. Kayınvalideleri Destekleme Derneği. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Allah. Versene çocuk buradan. Teşekkür ettik olmuyor mu? Ver işte ver 3-5 kuruş haydi. Hadi. Amma pinçeymişsin amma. Ver çıkar. Of neyse ben formu dolduruyorum. Reji gel öp teyzenin elini. Reji gelsene. Gel çıkar bak bunlar da gariban. Bunlar da inan bunlar sevgi pıtırcı. Bunlar sevgi pıtırcı. Biraz da... Bak, Hatice... Ya kalmadı bana kalmadı. Tamam. Bana kalmadı. Hatice teyze bak yazıyorum. Hatice Akçabük. Ben de aidatı alayım şuradan derneğe. Kaç para ekledim? Bak seni yönetici yazıyorum. Ben yazma nasıl... bana yönetici. Ucuz paralı olsun. Ucuzdur. Acık bana kas. Şimdi bak şöyle sen şu biraz... çaydan yudumlayıver Hatice teyze. Para kalmadı bana bende bir şey kalmadı. Ben nereye gideceğim? Yürüyerek al bu belgeyi doldurdum ben. Al bunu. Bunu yine soracağım ben dolmuş şoförüne. Hayır, o senin dernek katılımın Hatice teyzeciğim. Bununla evet, kurtulacağım Hatice ben neyi? Ay dayanamayacağım. Ya lütfen yani alın şunu. Sevgili danışanlarım, bakın bizler buraya şifa vermek ve şifa bulmak üzereyiz. Siz de biraz önce şu ana şahit oldunuz.
Biz Hatice teyzemizi şifalandırdık. Ona bir huzur enerjisi verdik. Bir bolluk, bereket bir verdik. Bir hafifleme oldu diyor ama zaten kendisi. Almadı. Geçmişin bütün o pürüzlü taşlı yollarından çıkarttık, aldık. Nefis bir aile ortamına koyduk. Reje al şunu artık ya. Al hadi. Al götür. Ya. Sonra esin götür çay. Deniz kenarına götürsün. Ne yaparsın? Pencere kenarına koy şunu. Ya mı desin? Benim tamam. Derdim ben. Sesi al. Sesi al. Hatice teyze seni evrenin derinliklerine sevgi enerjimizle yolluyoruz. Gene ruhtaşlarım, ruh familyam, nur toplarım. Bir programın daha sonuna geldik. Programda bir uygulamayla sizleri karşılaştırdım. Ne yaptık? Elimizi açtık, negatif enerjiyi toplayıp evrene yolladık. Bunun gibi pek çok uygulamamız olacak. Daha kim bilir kimlere şifa olacağız. Ama ben bu programın sonunda size şöyle sesleniyorum kapatırken. Herkesin bir doktoru var değil mi? Ale doktorcum diyorsunuz en ufak bir baş ağrısında. Herkesin bir yaşam koçu da var öyle değil mi? Koçum diyorsunuz işler kötüye gidince. Evet. Şimdi bir ışık elçisinden hizmet almanın tam sırasıdır. Ve doğru kişi karşınızda. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşça kalın. (Gülüyor)